Atarart'tan herkese merhabalar. Bugün sizlerle sulu boya derslerimize bir yenisini ekleyip sulu boya manzara çalışması yapacağız. Bunun için ne gerekli? Bize daha önceki derslerde de söylediğim gibi sulu boya kağıtları lazım. Sulu boya kağıtları sulu boya için özel yapılmış, gramajı yüksek olan kağıtlardır. Sulu boya kağıtlarımız yanımızda hazırsa bir de ne lazım bize? Sulu boya fırçalarımız lazım. Sulu boya yaparken genellikle yuvarlak uçlu fırçalar kullanırız. Bunun yanı sıra kesik uçlu fırça ve yelpaze fırçayı da farklı etkileri yaratmak için kullanabiliyoruz. Bu yüzden bu fırçalar da yanımızda olursa daha iyi olur. Evet, her şeyimiz hazırsa o zaman çalışmamıza geçiyoruz. Çalışmaya başlamadan önce kağıdımızı duretinize ya da masanıza ya da herhangi bir defterinize sabitliyorsunuz kağıt bant ile. Daha sonra yapmak istediğiniz manzarayı hafif bir şekilde HB kalemle ya da daha açık bir kalemle çiziyorsunuz. Daha sonra da sulu boyayla renklendirme aşamasına geçiyoruz. Evet, basit ve küçük bir çalışma yapacağım sizinle bugün. Bunun için ilk önce referans resmi yine size sol alt köşeye koyacağım. Buradan hareketle ben de resmimi ilk önce kağıdıma çizeceğim. Çok bastırmıyoruz bu aşamada. Çünkü daha sonra sulu boyayla üzerinden boyama yapacağız ve kurşun kalem izleri belli olmasını istiyoruz. Sadece kendimiz göreceğimiz şekilde bastırıyoruz. Belki bu aşamada şu an kolay göremiyorsunuz kağıtta çizilenleri. Ama renklendiğinde görmeye başlayacaksınız. Çalışmaya başlamadan önce de biraz renk araştırması yapabilirsiniz. Renkleri birbiriyle karıştırıp nasıl renkler ortaya çıkıyor bunlara bakabilirsiniz. Yani sadece referans resimdeki renklere bağlı kalmadan kendiniz de renkler oluşturabilirsiniz. Farklı renkler, farklı sentezler yapabilirsiniz. Yine her şeyi resim yaparken de birebir aynen kopyalamak zorunda değilsiniz. Kendinize özgü şekiller, renkler katabilirsiniz. Evet, çizim bitti. Şimdi sulu boya aşamasına geçiyoruz. Manzara çalışmalarında ben genelde arkadan öne doğru ilerlemeyi tercih ediyorum. En arkada bulunan gökyüzünü ıslatıyorum temiz suyla. Fark ettiyseniz burada nasıl bir renk ilerleyişi var? Daha koyudan açığa doğru. Bunu yapabilmek için sulu boya teknikleri adı altında göstermiştim, anlatmıştım. Önceki derslerde onları da izleyebilirsiniz. Bunun için ne yapıyoruz? Fırçamıza boyamızı alıyoruz ve yukarıdan aşağıya doğru sağa sola ilerleyerek gidiyoruz. Fırçadaki boya bittikçe rengimiz açılarak gitmiş oluyor.
Yukarılarda boyayı daha fazla bıraktığınızda yukarısı daha koyu, alt kısım daha açık olacak. Kağıdınız nemli olduğu için, ıslak olduğu için de boya rahatça dağılabilecek. Eğer kağıdınız kuruyken bu işlemi yaparsanız fırça izleri burada belli olacak ve istediğiniz şekilde bir gökyüzü yapamayacaksınız. Bu şekilde bırakıyorum burayı. Burası biraz kuruduğunda dağları yapacağım. Hep arkadan öne doğru, yani en arkada gördüğümden en önde gördüğüme doğru ilerlemeye çalışıyorum. Arkada gördüğümüz dağlar daha böyle sisli puslu gibi görünüyor. Yani net koyu kahverengi değil. O yüzden şöyle paletinizdeki renkleri de kullanabilirsiniz burada. Şununla da dağları yapıyorum. Dağların içinde de bir tutam sanki mor var, değil mi? Çok açık. Böyle hafif bir şekilde moru gezdiriyorum. Şimdi şurada gördüğümüz büyük dağ kütlesinde karışık, karma karışık renkler var. Nasıl yapacağız bunları? Siz de aynı orada gördüğünüz gibi görebildiğiniz kadar tonları burada kullanacağız. Dağın şu yamacı daha koyu olduğu için burada daha fazla koyuluklar kullanacağız. Sağ taraf daha aydınlık olduğu için biraz daha aydınlık renkler, açık renkler kullanacağız. Burayı biraz daha koyultmaya çalışacağız. Dağı da önce ıslatıyorum. Önce şu tepedeki yeşilliği yapmak istiyorum ben. Hem yeşil hem sarılar var burada. Birçok renk var aslında resmin içinde. Görebildiğiniz tonları, renkleri İçine uyguladığınızda zaten yapmak istediğinizi yapıyor oluyorsunuz. Altta biraz kahve var. Daha sonra mora geçiş var. Şimdi bu taraf gölgede ve daha soğuk göründüğü için burada daha fazla bu morlardan olacak. Şimdi resmin geneline de bakabilirsiniz resmi yapmadan önce. Resim size baktığınızda neyi gösteriyor? Yani sıcak bir resim mi yoksa daha soğuk bir resim mi? Bu şekilde de renklerinizi belirleyebilirsiniz. Ben mesela bu resme baktığımda daha böyle sıcak renkler görüyorum. Sıcak bir gün görüyorum. Sıcak bir deniz. Hafif böyle ılık esen bir rüzgar varmış gibi. Her yeri eşit şekilde burada dağıtmaya çalışmayın. Zaten her yerde eşit değildi renkler. Biraz kuruduğunda şu siyahlıkları da yapacağım. Şu öndeki küçük küçük taşları yine açık kahvemizle yapıyoruz. Üzerine de morla gölgeler yapıyoruz.
Yine söylüyorum, morunuz paletinizde yoksa mavi ve pembeyi karıştırarak, farklı oranlarda karıştırarak morun farklı tonlarını elde edebilirsiniz. Şimdi geldik şuradaki taşları. Deniz biraz kuruyana kadar taşları yapacağız. Taşlar için yine kahverengi kullanacağım. Daha sonra üzerine de koyu olan yerleri yapacağız. Daha da böyle açık olan, açık gördüğünüz yerlerde o kum için hazırladığınız rengi uygulayabilirsiniz. Şimdi buralar kurudukça üzerine tekrar kahvenizi biraz daha yoğun alarak daha koyu bir katman elde edebilirsiniz.
Bugünkü çalışmamız burada sona eriyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sanat dolu bir gün diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.